Merhabalar. Bugün eski diplomat Servet Akman ile Kosova'yı konuşacağız. Servet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Engin Bey. Bugün sizinle özellikle Kosova'da yaşanan ve Balkanlar özelinde tarihte olduğu gibi bugün de yaşanan gerginlikle bağlantılı olarak bir program yapmayı düşünmüştük. Siz de teklifimizi kabul ettiniz. Öncelikle geldiğiniz için Ales'te ekibi olarak çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Misafirlerimizi ve izleyicilerimizi biraz aydınlatma adına konuyu şöyle bir özetlemek istiyorum. Daha sonra sizin özgeçmişinizi size soracağım. Kosova'da yakın zamanda yaşanan bir gerginlik ve Sırbistan'da yaşanan bu gerginliğin bölgeye de etkilerini görmekteyiz. Ve çeşitli makamlarda bölgede bulunan etkin olarak bölgede bulunan uzun zamandır yer alan yurt dışı, dışarıdan gelen Birleşmiş Milletler gibi, NATO gibi farklı görevlerle bölgede bulunan makamların da bu anlamda gerginliği azaltmaya yönelik çıkışları olduğunu da gözlemledik. Aynı şekilde Rusya'nın da bazı açıklamaları oldu bölgedeki gerginliğe yönelik olarak. Kimisi Sırbistan'ı haklı görürken kimisi de Kosova'yı haklı gördü. Bizi tam da bu konu üzerine kimin haklı olduğu değil de bu sorunun sebebi nedir ve bu gelecek dönemde bizi neler beklediğini sizinle beraber tartışmak istiyoruz. Ama öncelikle dinleyicilerin sizi tanıması adına, çünkü daha önceden büyük ihtimalle enstitü üzerinden programlarınızı takip eden dinleyicilerimiz vardır. Sizi tanıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ama sizi ilk defa bizim programımız aracılığıyla tanıyacak olan dinleyicilerimiz de olacaktır. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Diyarbakırlıyım. 1988'de doğdum. 2005'te ODTÜ'ye başladım. 2010'da mezun oldum hazırlıkla birlikte. Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Mezun olduktan sonra Ekonomi Bakanlığı'na girdim. Orada 200 kişinin girebildiği sınavda ikincilikle Ekonomi Bakanlığı'nda o dönemki adıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda uzman yardımcısı olarak girdim. Sonra orada birkaç ay çalıştıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'nın da sınavlarına girmiştim. Orayı da kazandım. 2011'in başında Dışişleri'nde çalışmaya başladım. O dönemde tam Arap Baharı'nın zirve dönemiydi ve Orta Doğu Dairesi'nde çalışmaya başladım. 2013 Mart'ta Kosova'ya tayin oldum ve orada 2,5 sene görev yaptım. Peşinden bir İsrail tayinim var 2015-18 yılları arasında. Daha sonra da Dışişleri Bakanlığı'nın Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde birkaç ay görev yaptım. Sonra da açığa alınca Hollanda'ya geldim. Burada Leiden Üniversitesi'nde master yaptım. Orta Doğu master yaptım ve tezimi de Türkiye'nin soft power'ının, yumuşak gücünü ölçmeye çalıştım esasında. Ve iki tane case study seçtim. Birisi Kosova'ydı, diğeri de Kırgızistan. Özellikle işte AK Parti döneminde 2007'den işte geldiğimiz noktaya kadar dış politikasında kullandığı yumuşak güç araçlarının ne denli etkili olup olmadığını ölçmeye çalıştım. Onun dışında 2018'de Dışişleri Bakanlığı'nda başkatiplik sınavına girmiştim. Orada üçüncü oldum. Dereceyle geçtim sınavı. Başkatip olduktan sonra bir 6 ay daha çalıştım. Sonra 2018 Kasım ayında Dışişleri Bakanlığı maceram sona erdi. Hollanda'ya geldikten sonra işte 2019'da bir master yaptım. Peşinden bir Unilever'de bir stajım oldu. Daha sonra da siber güvenlik alanında eğitim takip ettim ve birkaç aydır uluslararası bir şirkette siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum. Öncelikle başarı kariyerinizi IT ile sonlandırmak ilginç olmuş. Devamında sonlandırma değil Evet. mi? Tekrar kendine farklı bir yöntem izlemek. Bir IT'ci olarak aslında tam olarak da ben de yeni bir IT'ci sayılırım. Yaklaşık 3-4 sene oldu tam olarak IT'de çalışmaya başlayalı. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Keşke mümkün olsaydı siz de kariyerinizle beraber aynı şekilde devam edebilseydiniz. O kariyerinizdeki birikimlerinizi şu anda farklı alanlarda yansıtabilseydiniz ülke adına. Ama ne yazık ki şu anda diğerleri gibi sizde de ne yazık ki ülkemiz adına üzülüyorum. Ben müsaadenizle Kosova özeline geçmek istiyorum. Kosova'da yaşanan şu andaki yaşanan durumu çok uzak geleceğe geçmişe değil de yakın geçmişe bakarak
sebepleriyle o perspektifle bizi değerlendirebilir misiniz? Yani geçmiştekiyle beraber bir harmanlarsanız çok seviniriz. Durum nedir? Tabii. Şimdi öncelikle geçtiğimiz günlerde yaşanan olayı anlatalım. Burada Kosova makamları, Kosova'nın kuzeyinde 4 tane Sırp belediyesi var. Onlarla birlikte bir de Kosova genelinde yayılan Sırpların yaşadığı başka bazı belediyeler var. Toplamda 9-10 tane. Şimdi bu özellikle kuzeydeki belediyelerde yaşayan nüfusun yani çoğunluğu neredeyse tamamı Sırp kökenli. Ve bunlar Sırp nüfus cüzdanlarını kullanıyorlar, Sırp plakalarını kullanıyorlar. Ve Kosova'da devlet olarak kendi sınırları içerisinde yaşayan herkesin Kosova kimliğini ve Kosova plakasını kullanmasını istiyor. Ve bunu ülkesindeki tüm vatandaşlarından istediği gibi Sırplardan da istiyor. Ancak Sırplarda bir direnç oluşuyor. Ve bunu hayata geçireceği gün sınır bölgesinde Sırplar ve Kosova güçleri arasında ufak çaplı bir gerginlik yaşandı ve Sırplardan Kosova güvenlik güçlerine yönelik bazı silahlı atışlar oldu. Kimse yaralanmadı, ölmedi. Durum aslında buydu. Ben ne oluyor diye konuyu araştırınca aslında çok da böyle hani abartılacak bir durum olmadığını şahit oldum. Ona kanaat getirdim. Ancak yani bunun detaylarını hani neden böyle bir gerginlik yaşanıyor, bunun sebeplerini biraz da geriye gidip bakmak lazım. Şimdi bu meselenin Kosova ve Sırbistan meselesinin sorunun temelinde Kosova Devleti'nin devlet olması yani kimliği ve tanınma meselesi var. Sırbistan Kosova'yı egemen bir devlet olarak görmüyor. Tıpkı diğer başka devletler gibi Rusya gibi, Çin gibi veya Avrupa Birliği'nin üyesi 5 ülke gibi. Bunlar Kosova'yı bir devlet, egemen devlet, sınırları olan, belli nüfusu olan bir devlet olarak görmediği için, tanımadığı için diğer devletlerin sahip olduğu hakları Kosova bu egemen hakları kullanamıyor. Dolayısıyla işte ve bunun bu sorun da aslında Yugoslavya döneminden itibaren geliyor. Kosova o dönemde 1974 anayasası var Yugoslavya'nın ve Kosova'ya çok haklar veriyor. Otonom bir bölge. Hatta Sırbistan parlamentosunda kabul edilen yasaları veto etme hakkı var. Yani öyle bir yapı. Ve bu Kosova otonom bölgesinin içinde Sırplar da yaşıyor. 200 bine yakın. Dolayısıyla yani bu şekilde bir sınır daha sonra hani Yugoslavya parçalanıyor, Evet. ondan sonra NATO'nun müdahalesi filan Kosova Devleti bağımsızlığını ilan edince bu Sırpların yaşadığı bölgede Kosova'nın sınırları içerisinde oluyor. Ve bu nüfus yani Kosova'nın içindeki bu Sırp nüfus iki ülke arasındaki sorunun temelini oluşturuyor. Dolayısıyla Kosova'da bu egemen yani tam bir devlet olmanın gereklerini yerine getirmeye çalıştıkça Evet. Sırplardan bir direnç görüyor ve bunun arkasında tabii Sırbistan'da Kosova'daki Sırpları destekliyor. Kosova'yı tanımıyor, onlara kimlik veriyor. İşte oranın mesela güvenlik güçleri Sırbistan'a bağlı, orada çalışan belediyeler Sırbistan'la ilişkiler geliştiriyorlar vesaire ve bunu engellemek için tabii uzun süre görüşmeler yapılıyor ve 2011'de başlayan bir Belgrad-Priştine diyalog süreci var Avrupa Birliği'nin öncülüğünde. Onun detaylarını konuşabiliriz. Şimdi en son sorulacak soruyu en baştan soralım. Herkesin merak ettiğini soracağım ben size şu anda. Balkanlar deyince tarihteki duruma baktığımızda Balkanlarda büyüyen ateş almış başını gitmişler savaş dönemindeyken sıkıntılar bölgede sadece Balkanlar bölgesinde kalmamış dünyaya yayılmış ve savaşların büyük oranda ekseriyette bu bölgelerden patlak verdiğini de gözlemliyoruz. Benim eğer yanılmıyorsam şu anda. Şu andaki durum, Kosova'daki durum, aslında bir nebze olsun soruya cevap verdiniz. Çok da büyük bir şey olduğunu görmüyorum dediniz. Burada bir sıkıntı olduğunu görmediniz ama
basına yansıması ve dünya basında kamuoyundaki etkilerine baktığımızda bu gerginliğin tırmandırılması veya kendiliğinden doğal olarak tırmanması ihtimali var mıdır? Eğer bu ihtimal var ise bir sonraki basamakta ne tür gelişmeler bizi bekliyor olabilir? Ama şu anda gördüğüm kadarıyla Kosova'da bir geri adım attı aslında. Olayı biraz daha soğutmaya yönelik hareket etti. Ama bir sonrakinde bu tekrar gündeme gelebilecek olan bir konu. Çünkü demin de söylediğiniz gibi Kosova Devleti yetkilerini kullanmak isteyecek. Kendisinin hiçbir özel yönetimi olmayan veya hiçbir şekilde Kosova Devleti içerisinde farklı bir yaptırım durumu da olmayan Sırpların ise Sırbistan'a tabi olmak istemeleri ama Kosova Devleti'ni dinlemek istemeleri durumu var. Bu gene kriz olabilecek bir duruma benziyor şahsi kanaatim. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir şey bekliyor bizi? Bir sonraki basamak nedir? Şimdi tarihte yaşanmışlar, onlar yaşanmış. Şimdi günümüze bakmak lazım. Günümüzdeki dinamikler çok daha farklı. Şimdi duruma baktığımızda şu anda 1999'da NATO'nun müdahalesi sonrasında ilk müdahale yaparken NATO'nun 50 bin askerden oluşan bir görev gücü var orada. 50 bin askerle Kosova'ya müdahale ediyor ve 1000 tane yani 1000 Sırp askerini öldürüyor. Savunma Bakanlığı'na saldırıyor. Hava harekatı düzenliyor vesaire. Ve Sırbistan Kosova'dan tamamen çekilmek zorunda kalıyor. 50 bin askerle giriyor. Ve bu sayı, NATO'nun bu sayısı daha sonra da düşüyor. Günümüzde 3700 asker var NATO'nun KFOR gücünde. Şimdi NATO'nun bir yetkisi var, mandate'i var. Kosova'da bulunmasının mandate'i var. İstikrarsızlık olması durumunda BM'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı ve imzalanan başka anlaşmalarla NATO güvensizlik ortamı hasıl olduğunda, istikrar bozulduğunda doğrudan müdahale etme yetkisi var. Dolayısıyla yani önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda tekrar Kosova bu adımı hani şu anda bir ay için öteledi, 1 Eylül'e kadar tekrar bunu uygulamak istediğinde, tekrar böyle güvensizlik oluştuğunda NATO buraya müdahale edebilir. Ve NATO'nun Kosova'daki varlığı Kosova'da ve Kosova-Sırbistan arasında ki ne denir hani bu istikrarın en azından, evet, en azından gerginliğin önüne geçilmesinin sigortası NATO'nun varlığı. Dolayısıyla yani nasıl ki Ukrayna'daki savaş hani beyin ölümü gerçekleşti denilen NATO'yu tekrardan canlandırdı ve ne kadar elzem bir örgüt olduğunu ortaya koyduysa, Kosova-Sırbistan arasındaki yaşanacak bir gerginlik NATO'nun önemini ortaya çıkarır ve şu an 3700 olan görev gücü daha fazla olur ve olaya müdahale kapasitesi geliştirilir vesaire. Dolayısıyla ben bir tırmanış falan beklemiyorum. İkincisi, geçmişten farklı olarak şu anda Sırbistan Rusya ile değil, Batı ile daha çok entegre, Avrupa Birliği ile daha çok entegre. Sırbistan'ın Almanya ile mesela olan ticareti Rusya ile olan ticaretinden 3-4 kat daha fazla. Sırbistan'ın İtalya ile olan ticareti yine Rusya ile olan ticaretinden daha fazla. Avrupa Birliği'nin Sırbistan'daki yatırımları Rusya'dan çok çok daha fazla. Yani %2 civarında falan Rusya'nın Sırbistan'daki yatırımları, tekabül ettiği rakam. Dolayısıyla Sırbistan Avrupa Birliği ile entegre olmuş bu haliyle Rusya'yı, yani Rusya ile iyi ilişkiler geliştireceğim diye Avrupa Birliği'ni, Batı'yı karşısına almaz. Öyle bir durum var. Yani uluslararası ilişkilerde yani herhangi bir gerginlik mümkün değildir falan denilebilir ama ben burada bir süreklilik görüyorum Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde. Şimdi 2011'de başlayan bir Belgrad-Priştine diyalog süreci var. Ve bu diyalog sürecinde imzalanan bazı anlaşmalar oldu. Ve mesela işte kadastro tapu belgelerinin Kosova ile paylaşılması. Çünkü Kosova'dakiler yok ediliyor ve onlar paylaşılıyor. Diplomalarının denkliği, işte Sırp polislerinin Kosova polisine entegresi,
sınır birlikleri, sınır kapılarının entegre Sırbistan ve Kosova arasında entegre bir şekilde çalıştırılması. Hatta Kosova'nın mesela uluslararası telefon kodu yok. O telefon kodunun işte Kosova tarafından sahiplenilmesi, yani onun uluslararası telekomünikasyon birliğine başvurup oradan alınması vesaire. Böyle 11 yıldır süren bir şey var, diyalog süreci var ve bu diyalog sürecinde Kosova sürekli bazı şeyler elde ediyor. Ama bunlar hani adım adım olabilecek şeyler ve ben şöyle görüyorum, yani Kosova ve Sırbistan şu anda birbirlerini tanımayan iki ülke. Sırbistan, Kosova egemen bir ülke olarak tanımıyor. Ancak Avrupa Birliği'nin bir bakışı var. Siz diyor, yani onların Avrupa Birliği'ne katılma perspektifi var. Kendi sorunlarınızı Avrupa Birliği'nin içine getirmeyeceksiniz. Kendi sorunlarınızı aranızda çözün, daha sonra Avrupa Birliği'ne üye olun. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin perspektifi bu. Almanya doğrudan Sırbistan'a diyor ki sen Kosova'yı tanı. Tanımadan Avrupa Birliği'ne giriş mümkün olmayacak. Şu anda Sırbistan'la müzakereler devam ediyor. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri, tam üyelik müzakereleri devam ediyor. Dolayısıyla yani olağanüstü gelişmeler olmazsa Sırbistan'da, Kosova'da diğer dört Balkan ülkesi gibi bunlar aralarındaki sorunları çözüp bir şekilde Avrupa Birliği'ne doğru yol alacaklardır. Ve bu altı ülke için en iyi seçenek. Dolayısıyla bu seçeneği bırakıp macera peşinde koşmak isteyen belki aklı başında olmayan liderler çıkabilir. Ama bence onlar da bu Kosova mesela, yani Vučić, Sırp Vučić Kosova ile olan bu sorunu kendi gücünü takip etmek için kullanıyor ama çok ötelere de gitmiyor. Yani çok stretch etmiyor. Çünkü onu yani çok ileri gittiğinde onun da aleyhine gelişmeler yaşanabilir Avrupa Birliği ile vesaire. Şimdi bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Siz tebessüm ettin bir ara, çünkü siz bu konuda daha fazla ileri gidebilecek çılgın liderler olmazsa herhalde de günümüzün en fazla arayıp da bulamayacağınız bütün liderlerin hepsi çıldırmış bir şekilde aslında hiç yapamayacak dediğiniz şeyleri yapmaya devam ediyor. O yüzden şu anda var çokça demek geldi içinden. Ve bu anlamda da soruyu başka bir noktaya taşımak istiyorum. Çünkü o nokta da bizim için önemli. Gördüğüm kadarıyla bu olayların sıralamasına baktığımız zaman Sırbistan ile ilişkileri çok iyi olan, sizin anlattıklarınızla beraber mutlaka son dönemde Batı ile gelişen bir ilişki dönemi var. Ancak geçmiş tarihe baktığımız zaman Rusya'nın her zaman Sırbistan'a bir kol kanat gerdiği veya destek olduğu durumda malum. Rusya'nın Kırım ilhakı hemen ardından hiç yapmayacak dedikleri veya çoğu analistin ya kesinlikle yapmaz böyle bir şey, cesaret etmez, gerek de yok aslında dediği bir Ukrayna savaşı durumu var. Ukrayna'ya bir müdahalesi var ve hala da devam eden bir savaş var orada şu anda ve gördüğümüz kadarıyla Rusya lehine gidiyor. Ama aynı zamanda bölgede kendisinin özel desteklemiş olduğu bazı özel yapılarda da farklı gerginlikler yaşandı. Ukrayna'nın sınır bölgesinde yaşanan gerginlikler var veya aynı şekilde NATO'nun da Finlandiya ve İsveç üzerinden, düzeltiyorum, İsviçre üzerinden vermiş oldukları şeyler var. Yeni ataklar var diyelim açıkçası tam olarak Rusya'ya karşı. Peki biz buna baktığımız zaman Sırbistan'ın Rusya'nın bir itmesiyle veya Rusya'nın bir desteğiyle bu tür bir hamlenin içerisine girmiş olduğunu düşünmek mümkün müdür? Veya Rusya bu anlamda bir açıklaması daha var hatta, bu olay hemen olduktan sonra üzerine gidercesine belki de kışkırtıcı bir dilde uygulanamaz, pardon tam şey söyleyeyim, temelsiz ayrımcı kurallar ifadesini kullanmışlar. Notumda vardı burada. Temelsiz ayrımcı kurallar ifadesi bana çok ilginç gelmişti. Yani orada ayrımcı kurallar demesi Rusya'nın olayı hani kendi perspektifinden baktığını işaret ediyor. Burada temelsiz bu ayrımcı kural değil, burada birleştirici bir kural var. Yani evet. Kosova'nın içinde, Kosova'nın sınırları içerisinde yaşayan herkesin arabalarında Kosova plakasının olması gerekiyor. Kosova kimliği taşıması gerekiyor. Kosova'nın uluslararası hattını kullanması gerekiyor vesaire. Yani devletse onu kullanması gerekiyor. Burada ayrımcı olan
ayrımcılıktan söz ediyorsak, Sırpların, Kosova'daki Sırpların Sırbistan'la geliştirdiği ilişkiler, Kosova ile değil. Şimdi Rusya'nın bu sorunda stratejik bir konumu var. O nedir? Yani Kosova'nın hani egemen bir ülke olmasının önündeki en büyük engel Rusya, Sırbistan'dan öte. Çünkü Kosova'nın Birleşmiş Milletler'de üye olmasının önündeki engel Rusya. BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisini kullanıyor. Rusya ile birlikte Çin de kullanıyor vesaire. Şimdi bu olduğu için Rusya, Kosova BM'ye üye olamıyor, BM'nin kurumlarına üye olamıyor ve Interpol'e üye olamıyor vesaire. Yani uluslararası toplumun içerisinde egemen bir ülke, eşit bir ülke olarak giremiyor ve bir sürü sorunla karşılaşıyor. Dolayısıyla bütün bu Sırbistan-Belgrad diyaloğu sürecinde inanılmaz çaba sarf ederek tek tek sorunları teker teker çözme yoluna gidiyorlar. Ve Sırbistan da bu süreçte koparabildiğini koparıyor. Avrupa Birliği'nden taviz koparıyor. Rusya'yı kendi yanına çekiyor vesaire. Yani böyle bir süreç gelişiyor. Yani Rusya tabii Sırbistan'la olan ilişkilerini Balkanları Avrupa aleyhinde kışkırtmak için kullanabilir. Ancak ben Sırbistan'ın da buna çok teşne olacağını düşünmüyorum. Sırbistan mesela Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini eleştiren ülke oldu ve Birleşmiş Milletler'de Rusya aleyhinde oy kullandı. Yani Sırbistan Rusya'nın arka bahçesi olarak görmemek lazım. Peki diğer bir açıdan tekrar Rusya bağlantılı olarak bu sefer Türkiye ile ilgili olan bir sorumu soracağım size. Bölgenin olayların geçmiş olduğu bölgede Türklerin de yaşadıklarını görüyoruz. Türklerin yaşadığı bir bölge içerisinde de yer alıyor ve aynı şekilde Türklerin yaşamış olduğu, yani Türk kökenli olan insanların yaşamış olduğu bir etkisi de oluyor o bölge içerisinde. O bölgede etkisini de görüyoruz. Bu döneme kadar şu anda ilk sorum, Türkiye bu anlamda nasıl bir tepki gösterdi? Ve bu bölgeye yansıması olması halinde, yani Türklerin yaşadığı bölgeye yansıması olması halinde veya onların etkilenmesi halinde, eğer gerginlik artar ise bu dönemde, Türklerin şu andaki Ruslarla ilgili olan Erdoğan yönetiminin, özellikle Rus yönetimiyle, Putin yönetimiyle olan ilişkileri, Suriye'deki ortaklıkları ve Ukrayna'daki, daha da doğrusu Karadeniz bölgesindeki devam eden ve gittikçe artan bir ortaklık durumlarına baktığımızda, Rusya aleyhine Türk bölgesini destekleyecek şekilde bir manevra yapabileceğini düşünüyor musunuz? Veya şu ana kadar Rusya'nın söylemlerinin aksine bir söylemde bulundu mu Türkiye'deki Erdoğan hükümeti? Yani şöyle, Türkiye'nin Kosova politikası Rusya ile olan ilişkilerinden açıkçası çok etkilenmiyor. 2008'de tanırken, 1999'da NATO ile birlikte Sırbistan aleyhinde oraya müdahale ederken 2000 askerle, şu anda NATO'nun KFOR görev gücünde varlığıyla veya onun tanımasıyla, onun NATO'ya üyeliğiyle, ordusunu geliştirmesiyle vesaire, Türkiye'nin Kosova konusundaki belli bir politikası var ve bu çok Rusya ile ilişkilerinden etkilenmiyor. Açıkçası Rusya'nın Türkiye ile Kosova ilişkilerine müdahil olma isteğini de ben çok şahit olmadım. Bunu bir kenara not edelim. Sorunun büyüyüp alevlenip bir savaş haline gelmesi halinde tabii o zamanın dinamikleri daha farklı olacaktır. O zaman değerlendirmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi gene bir ütopik soru daha soracağım. Bu insanların aklına gelen soru olduğu için ben bu konuyu ilk konuştuğumda genel bir tarama yaptım. Acaba bu durumda şu andaki gündemde neler konuşuluyor? İnsanların kafasında ne tür sorular var diye bir yoklama yaptım açık kaynaklarda. Tabii Türkiye'nin en fazla olmazsa olmazı şu anda konuşulan konulardan bir tanesi de mülteci problemi. Yani Suriyelilerden yana birçok sıkıntılar yaşayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ama aynı zamanda da Türk kökenli olmalarından dolayı Türkleri de her zaman dünyanın neresinde olurlarsa olsun mutlaka sahip çıkmalıyız diyen bir milletimiz var. Bu anlamda baktığımız zaman yine ütopik bir soru bu.
Eğer bu gerginlik artar ve savaş durumu yaşanırsa büyük bir ihtimalle bölgede bulunan Türklerin de bölgeden ayrılmaları gerekecek ve bölgeden ayrıldıkları zaman da mülteci konumuna geçici veya sürekli olarak düşmeleri anlamına gelecek. Şu anda aynen Suriye'de yaşandığı gibi. Bu perspektifte baktığımızda orada görev yapmış olan birisi olarak orada yaşayan Türk halkının, Türk kökenli insanların eğilimleri Avrupa'ya da ilişkileri fazla olduğunda dikkate alırsak ve bölgenin coğrafi konumu itibariyle Avrupa'ya yönelik mi olur? Yoksa gene ne varsa Türkiye'de vardır deyip Türkiye'ye mi gelirler sizce? Şimdi bir savaş halinde hali hazırda Kosova'da, Bosna Hersek'te veya Sırbistan'da yaşayan Türkler nereye gider, nereye iltica eder? Başvuracakları ilk ülkelerden birisi Türkiye olur. Çünkü hali hazırda Türkiye ile ilişkileri var, Türkiye'de akrabaları var. Türkiye'ye güven duyuyorlar. Türkiye'den yani bu bölgede de yapılan her ziyarette oradaki soydaşlar ziyaret edilir. Onların dertleri dinlenir. Türkiye elinden geleni onlar için yapar. Dolayısıyla yani sığınacakları bir ülke aradıklarında başvuracakları ülkelerin başında Türkiye gelir. Avrupa'ya gidecekler olabilir mi iltica için? Ya, olabilir tabii ki. Bunu Arnavutlar için söyleyebilir miyiz? Ondan çok emin değilim. Çünkü yani ilk defa yaşanmadı. 2015'te gönüllü bir göç dalgası yaşandı aslında Kosova'dan Avrupa ülkelerine doğru. Yani kimse aradığını bulamadı, geri döndü, kimsenin talebi kabul edilmedi, geri döndüler vesaire. Ama bir şey oldu yani bir batıya yönelik bir göç oldu. Yani o, yine böyle bir gerginlik durumunda insanlar hani güven duydukları ve gelecek inşa edebilecekleri ülkelere doğru giderler. Böyle yani şu anki duruma bakarsak ve değerlendirirsek ben olsam Arnavut yerine Kosova yerine batıya doğru göç tercih ederim. Evet. Bir de meselenin şu boyutu var. Yani Türkiye'de mesela kaç Arnavut yaşadığını da tam olarak bilmiyoruz. Yani rakam 1 milyon ile 5 milyon arasında değişiyor. Abartmak isteyenler 5 milyon diye, daha işte gerçekçi söylemek isteyenler 1 milyon diyor. Hatta Turgut Özal'ın Arnavutluğu bir ziyareti var. Bir şeye soruyor yani sen mi diyor Arnavutların Cumhurbaşkanısın yoksa ben mi Arnavutların Cumhurbaşkanıyım ya Türkiye'deki Arnavutların sayısından dem vurarak. Yani bu göç aslında hani 1930'larda başlayan, Cumhuriyet döneminde başlayan bir şey. Oradaki Müslüman Türklerin Türkçe konuşan Arnavut da olabilir, Boşnak da olabilir, Türkçe konuşuyor. Onların Türkiye'ye nakledilmesi için ta 33'lerde başlayan bir süreç var. Yugoslavya döneminde de hani bazı girişimler falan olmuş göçler için. Başarılı olduğu dönemler var, olmadığı dönemler var vesaire. Ama Türkiye'de bir Arnavut diasporası var yani. Servet Bey, bu noktaya kadar sorduğum sorular kapsamında olayı çok güzel özetlediniz. Yakın geçmişteki örneklerle beraber olayın aslında nasıl bir geçmişe sahip olduğunu anlattınız. Bölgedeki gerginliği nasıl artabileceğini, artamayacağını bize çok güzel anlattınız. Bu noktada sizin aslında söylemleriniz içerisinde geçmişti. KFOR'la ilgili, NATO ile alakalı, yani KFOR dediğimiz zaman açıklayalım. NATO'nun Kosova'daki birliği diyelim. Birleşmiş Milletler'deki durumu ve ABD'nin de aslında orada bahsetmedik ama ABD'nin de bölgede bir denge unsuru oluşturacak şekilde gibi varlığından Evet. bahsettik. Bunlar gerçekten denge unsuru mudur? Birinci sorum sizce. Aslında biraz bahsetmiştiniz, biraz daha açmanızı isteyeceğim. İkincisi, bu unsurların zaman içerisinde denge unsuru olmaktan öteye gidip daha çok dengesizlik oluşturabileceğini düşünüyor musunuz? Evet, yani ABD'nin, Avrupa Birliği'nin Kosova ve Sırbistan ve özelinde ve Balkanlar genelinde birer denge unsuru olduğu, istikrarı sağladığı bence çok açık. ABD'nin öncülüğünde NATO'nun mesela hani Makedonya'nın NATO üyesi olması, Karadağ'ın NATO üyesi olması, Kosova'nın NATO tarafından Kosova ordusunun güçlendirilmesi filan. Bunlar hep bölge için bence olumlu adımlar.
NATO'nun Kosova'daki gücü, Kosova Force, Kosova gücü. Bu yine hani bölgedeki istikrar için en önemli unsurların başında geliyor. Yani bunun örnekleri var. Yani 2011'de mesela Kosova polisi kuzeydeki Sırpların yaşadığı bölgedeki sınır kontrolünü ele geçirmek için oraya bir operasyon düzenliyor. Ve oradaki işte NATO'nun gücü, NATO gücü KFOR ve Avrupa Birliği'nin müdahalesiyle bu gerginlik önleniyor. Yani işte geçen günlerde de yaşanan olay da bu. Yani Kosova bir adım atacak ve gerginlik oluşturacağı için yine NATO'nun müdahalesiyle Avrupa Birliği'nin öncülüğünde bu gerginlik çok tırmanmadan engelleniyor. Yani bu açıdan ABD'nin, Avrupa Birliği'nin bir dengeleyici unsuru var, istikrar sağlayıcı unsuru var. Bir de Avrupa Birliği'nin ekstradan bu bölgeleri dönüştürücü etkisi var. Yani bu bölgenin Avrupa Birliği üyesi olması için bu ülkelerin kendi aralarında işbirliği yapmaları, işte bu 6 ülke var, altı Balkan ülkesi. İşte ticaretin gelişmesi, işte ulaşım kanallarının iyileştirilmesi, kendi aralarındaki enerji ticaretinin artırılması vesaire. Bu tür konularda bu ülkeleri daha böyle birbirine yakın hale, birbirine işbirliği hale getiriyor. Dolayısıyla birer denge unsuru oldukları açık bence. Evet, sizin aynı fikirim bu konuda. NATO'nun normalde mesela siz az önce ifade ettiniz. Ben de o konuya ilgiliyim. Hatta ileride belki sadece o konuyla alakalı bir program yapabiliriz. Soft power'la alakalı. NATO'nun aslında bölgede veya ABD'nin bölgede hard power'dan daha çok soft power olarak bölgede bulunduğunu da görüyoruz. Yani silahlı bir güç gibi bölgede bulunmasına rağmen aslında almış olduğu rol itibariyle bu silahlı gücü farklı anlamda kullandığını da tanık ediyoruz. NATO'nun aslında bilinmeyen farklı bir yüzü de diyebiliriz bölgede. Çünkü diplomasiyi çok fazla yoğun olarak kullanıyorlar ve diplomatik ilişkilere daha fazla önem veriliyor bölge içerisinde. Ama şu da bir gerçek ki bölgede silahlı güç bulunması da ayrı bir denge sağlayıcı, caydırıcı özelliğe de sahip diye düşünüyorum. Çünkü demin de bahsettiğimiz gibi her şeyi yapabilecek bir liderin yapma ihtimalini de azaltıyor bu anlamda da. NATO'nun bölgeye girdiği günden beri bir dengesizlik durumunun yaşandığını da herhangi bir şekilde şahitlik etmedik. Bu da aslında diğer anlamda bir dengeleyici unsur olduğunu da gösterir bize. Bu anlamda ben de sizin gibi Batı'nın bu bölgeye yapmış olduğu yatırımları kazanmaya ve dönüştürmeye yönelik olarak yapmış olduğu yatırımları bu anlamdaki desteklerini de çok önemsiyorum. Çünkü bölgede dengeleyici unsur olacaktır. Bundan sonra da böyle gidecektir diye düşünüyorum. Umarım Sırbistan ve Kosova aralarındaki problemleri diplomatik yollarla çözerler. Herhangi bir gerginliğe mahal vermeden, mevcut gerginliği de daha fazla arttırmadan bunu diplomasi alanında, sahada, masada çözerek Avrupa Birliği'ne de geçişlerini yaparlar ve entegrasyonlarıyla beraber bölgedeki dengeyi, bölgedeki istikrarı daha da arttırmış olurlar diye ümit ediyorum. Ama diğer taraftan da ne yazık ki sizden farklı olarak bir istihbaratçı gözüyle ne yazık ki olayın kara bölümünde görüp Rusya'dan almış olduğu destekle beraber eğer vaatler farklı olursa bu olayın farklı bölümlere çekilebileceğini veya çekilmek isteyebileceğini, gerginliği tırmandırmaya yönelik farklı hamlelerin yapılabileceğini de göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani bunu çok zaman öncedir, çok uzun zamandır yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Bu yönde eğilim sergileyen liderler veya gruplar diyelim artık. Bu anlamda bir Balkanlar gibi gerginlikte en fazla onların işine yarar diye düşünüyorum. Ben müsaadenizle seyircilerimiz için geneliksel olarak programların sonunda yaptığım şeyi yapayım. Bu programda ne konuştuk? Kısaca özetleyeyim. Bu programda Kosova'da yaşanan Kosova Sırbistan arasında yaşanan gerginliği konuştuk. Bu gerginlik içerisinde niçin başladığını ve bunun aslında çok kısa geçmişine baktığımız zaman neden kaynaklandığını, nereden hangi sebeplerle geldiğini inceledik. Bu sebeplerin çok büyük olmadığını Servet Bey ifade ettiler. O yüzden bu durumunda çok tırmanamayacağını işledik. İlerleyen dönemde yakın gelecekte bu olayın tırmanmayacağını, diplomatik yollarla çözümlerinin de mümkün olduğunu, her iki tarafında bu olayı tırmandırmaktan ziyade masada çözme yönünde eğilim sergilediklerini ve bunu da bu şekilde gidebileceğini tekrar konuştuk. Bu anlamda
bölgede devam eden Avrupa Birliği desteklerinden, Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinden, Kosova ve Sırbistan'ın niçin bu problemi yaşadıklarının arkasında yatan Suriye düzeltiyorum, Rusya sebebinden bahsettik. Ve Rusya'yı işlediğimizde ise Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkilerinin bölgedeki Türkiye politikasına etkileyip etkilemeyeceğini işledik. Bu anlamda da Servet Bey, Rusya'nın Sırbistan üzerinde etkili olduğunu ama bu problemleri devam ettirmesinde Rusya'nın bu anlamda Sırbistan'a direkt olarak etki edebilecek konumda da olmadığını, geçmiş dönemde yaşanan Avrupa Birliği entegrasyonu ve Batı ile entegrasyonun Rusya ile olan bağlantılarını daha da zayıflattığını, Sırbistan'ın her şeye rağmen Rusya'nın istediklerini yerine getiremeyeceğini, yani köprüleri yıkamayacağını bu anlamda da ifade ettiler. Ayrıca Türkiye politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını, Türkiye'nin Kosova'ya yönelik politikasının Rusya'dan bağımsız olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini ifade ettiler. Ütopik birkaç tane kendilerine soru sorduğumuzda da Türkiye'nin mülteci problemiyle alakalı yaşayacağı durumda, düzeltiyorum, Sırbistan ve Kosova'da yaşanan mülteci problemiyle orada bulunan Türk vatandaşlarının yaşayacağı herhangi bir sıkıntı halinde Türkiye'ye yönelik olarak eğiliminde mülteci probleminde yaşanabileceğini veya mülteci akımının Türkiye'ye yönelik olabileceğini de ifade etmiş olduk. En son olarak da KFOR ve az önce de ifade ettiğimiz gibi diğer uluslararası kurum kuruluşların da bölgedeki varlıklarının dengeyi arttırıcı özellikte olduklarını ifade ettik. Servet Bey, sizinle ilk defa bir program yaptık. Bunun devamının da gelmesini diliyorum açıkçası kendi adıma. Ben çok zevk aldım programdan. Çok net ve açık cevaplar verdiniz. Bir sonraki programda soft power'la alakalı, Türkiye'nin soft power ile alakalı benim de ilgilendiğim bir konuyu doktora esnasında bitiremediğim, ne yazık ki bitiremeden buralara gelmek zorunda kaldığım, doktoram esnasında ilgimi çeken ve incelediğim bir konuydu. Bu konuyla alakalı sizinle ilerleyen zamanda bir program yapmayı çok arzu ederim açıkçası. Tabii. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Enstitü içerisindeki faaliyetlerinizin de devamlılığını dilerim. Bir fanınız olarak, takipçiniz olarak Teşekkür oradaki faaliyetlerinizi çok yakından takip ediyorum ve başarınızın devamını diliyorum. Bir diplomat, bir asker programının sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Programımızı Alesta Analiz YouTube kanalından yayınlanan programımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve paylaş beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.